konularda siz de bir şeyler yazsanız tabii ki daha da verimli olacak. Dediğim gibi benden sonra da bu konuda bazı makaleler yazıldı zaten. Ve yani ben bütün konuların tartışması devam edecektir. Başka bir yazım aslında adı In Alienability and Syncopation in Turkish. Inalienability belirli inalienability bir olay var dünyanın dillerinde. Yani ben makaleyi aslında sonundan anlatmaya başlayayım. Yani buraya bakmayıktan belirli isimlerin ikinci belirli isimlerin tabi ikinci hedeflerinde iki ünlüler düşebiliyor. İki tanesi var. Yani iki tipi var. Bir tanesi şehir şehre. Yani onun kelimelerde var. Başka geliyor mu aklınıza? Türkçelerde var. Yok, Türkçelerde değil de başka adımlarda. Film mesela. Şimdi o zamanlarda film diye yazıyorlar ama film... filmet mi oluyor? Evet. Başka bir örnek daha. Devir. Atla falan evet. Bir de Türkçeler var. Türkçelerde organ anlamı. Burun, boruz, akıl. Akıl, burun. Akıl. Akıl ama Türkçe değil. Burun. Evet, onu da yazalım. O. Evet, bu dedik. Alın. Burun, alın. Ağız. Karnım. Başka neydi? Omuz. Omuz. Omuzu mu diyorsunuz? Omuzu. Hepiniz omuzu diyorsunuz. Omuzu diyoruz. Evet. Akraba alkaplarına da olur. Oğul mesela. Oğul evet. Kayın. Evet, kayın birader ama kaynana diyoruz değil mi? Evet. Kaynana diyoruz diye yazacağım. Başka? Kocaman kitap var aslında bu konuda. Kitap mı var bunda? Evet. Ortaya çıktı. Bilmiyorum. Yan son günü. Kim? Değil mi? Kurumda. Evet, ortaya düşmesi. Türkçe'de ortaya düşmesi diye. Yan son günü galiba. Böyle evet. Öyle mi? İşte ben de bu konuda bir yazı yazdım o zaman. Evet, bütün bunların müşterek olan bir kısmını biliyorsunuz herhalde. Aslında başka bir zaman, başka ağzınızın aklınıza gelen var mı? Başka geçer mi? Başka böyle kelime. Hocam, sizin bu verdiğiniz örnekler evet. Çekim eki ağzında ya da bir başka ünlüyle başlayan kelimeyle birleştiğinde olanlar. Evet. Ancak yapı mekanlar da var. Kıvırmak, kıvrık, silirmak, İşte silirmek. Evet, ben bunu burada yazdım. Oyun oynamak. Evet. Şimdi siz de biliyorsunuz bunların müşterek yönü nedir semantik bakımdan? Organ anlamı. Anlam bakımından. Anlam bakımından. Anlam bakımından nedir? Uzun belirtmesi. Terim. Şimdi göğüs var mesela. Gönül. Karın var. Karın var. Gönül var. Koyun var. Koyununa. Evet. Evet, farkındasınız. İki tane koyun var. Evet. Bir tanesi hayvan, bir tanesi böyle. Otman. Gönül var. Birisinde ünlü düşüyor, hayvanda düşmüyor değil mi? Evet. Boyun dedik mi? Gönül. Boyun. Gönül. Efendim gönül var, evet. Evet, gönül. Şimdi hocam, bunlarda zannedelim özel bir durum var. Evet. İkileme şeklinde, peş peşe koymuşsak bunları düşmüyor. Evet. Buruna, omuz, omuza. Buruna çok doğru. Bunu da yazdım ben zaten makalede. Evet, makalede. Evet. Evet. Evet, ikileme yani buruna deyince, durun deyince zaten düşmeyecek. Ondan sonra, yani sonrasında ek kelime düşecek ama yönelme hali diyoruz. Yönelme hali eki gelince düşmüyor. Ne gelince düşüyor? Nitelik
yelik eki gelince düşüyor. Evet. Ve bunların, evet, bütün bunların müşterek olan yeri nedir ana bakımdan, yani görüyorsunuz. Volkan. Hepsi vücut kısımları, uzuv. Oğul ve kayın. Oğul ve kayın hariç. Gönül de aslında belki başlangıçta dinle öğretecek. Kalp. Efendim hangisi? Gönül. Gönül çok soyut ama belki çok eskiden, belki kalpte de gönül. Evet, nerede gönül bilmiyorum. Beyni mi buldu mu? Ama gök beyni, Süreyya. Kan gönül. Ne anlamda eski Türkçe? Kan gönül. Çünkü aynı anlamda. Aynı, Türkiye Türkçesi gibi daha böyle, yani direkt de var eski Türkçe zaten. Evet. İkisi de var. Gönül çok geniş, yani işte yani gönül, Türkiye Türkçesi gibi, aynı. Aynı. Şimdi, evet, aslında ben makalenin sonunda yazdım bunları ama oraya da geleyim. Sırasına göre yapmayayım. Evet, başka hepsi var burada. Beyin var. Söylemedik. Beniz var, benizi. Geniz var. Bağır var, bağrı. Büyür. Değil mi? Evet. Büyür burada, neyse. Burası mı? Böbreğin üstü. Evet, böbrek kelimesi zaten. Akrabalıkta olan isimler genellikle. Bir saniye, şeyler var. Ha, bir de başka bir kelime var. Bazılarınız belki biliyorsunuz. Çiğin var. Var mı bilinenler arasında? Çiğin. Burası. Ağızlarda var. Ağızlarda var. Carında da var ya, yarın eski Türkçe. Ondan olur. Eğim diye bir kelime var. Eğim ne diyeyim? O da ağızlarda var, evet. Şu taraflarımız. Çiğin burası, eğim daha... Daha sırt. Sırt, daha sırt. Aşağı. Bunlarda da ünler düşüyor. Şimdi omuz kelimesi bence alındı. Yani asıl kelime eğişim falan. Omuz şeyden geliyor bence. Grekçeden geliyor çünkü omuz Grekçe'de omuz demek. Yani ama yine de bu gruba girmiş yani. Eğer omuzu biliyorsanız ben yani benim duyduğum omuzu değil omuzu. Bakın siz omuzu diyorsunuz. İkisi de kullanılıyor. Yani niye? Bu gruba yine girmiş oluyor. Fakat her zaman omuzu denmesinin, denmemesinin tek sebebi, yani hepiniz de omuzu biliyorsunuz. Bazen omuzun diyoruz ya. Omuzun ağrıyor. İkisini de diyoruz. Omuzu diye kısaltıyoruz ama ikisi de kullanılıyor. Evet. Yatarken daha çok omuzu sanıyorum. Ya konuşma daha çok aslında sizin dikkat ettiğiniz konuşmada ikisi de var. Evet. Bence ikisi, yani bir ikisinde iki tane şekil yok. Ötekilerinde hep düşüyor. Şey, yedikteki gelince hep düşüyor. Bence sebebi, bence omuzun alıntı olması. Zaten başka bir bilgim yok. Dediğim gibi şeyden geliyor, omuz da geliyor. Bir de boyun var hocam. Boyunu ben... Yazdınız herhalde. Yazdın mı? Yani? Beyin, karın, boyun diye. Yani belki de unuttuğu vardır, bilmiyorum, hatırlarsınız. Deniz. Evet, dünya dillerinde şey diyeyim ya, ayrılmayan şeyler vardı. Yani ben elimi birine verirsem, yine benim elim oluyor değil mi? Yani birine elimi veriyorum, bende kalıyor el. Yani el kelimesi de bence aslında tarih bakımından öyle. Çünkü eski Türkçe'de, yani tarihe girecek olacak zaten. Eski Türkçe'de elik. Bunlar biliyor musunuz? Evet. Ben böyle yazacağım bunu. Elik. Yelik eki gelince elgi olacak. O zaman G'si düşünce eli oluyor ve i yine ayrılıyor. Ve bence el el bir yüzden elinden geliyor. Yani iki ek değil. Evet. Yani inalienability demek dünya dillerinde görülen bir kategori. İnsanın işte hem uzuvları hem yani gönül mesela hep birinin gönlü oluyor. Yani gönüller ortada böyle serbest dolaşmıyor. Oğul da böyle. Oğul her zaman birinin oğlu yani erkek.
erkektir ama oğul olunca birinin oğlu oluyor. Yani yeni çeki her zaman olduğu için eklenmiş oluyor. Ve başka bir şey de var, başka bir şartı da var. Gümüş kelimesi aslında kural dışı görünüyor. Fakat köküz eski Türkçe'de Z ile bitiyor. Burada ters bir olay olmuş. Bunlar biliyor musunuz? Çerkez. Çerkez oluyor yani. Papaz. Papaz oluyor. Yani Türkiye Türkçesinde genellikle S yerine Z geliyor. Fakat bu kelimede nedense Z yerine S gelmiş. Ve kural olarak ünlünün düşmesi için N, Z, R ve L olması lazım. Belirli bir şekilde olması lazım. Ben makaleyi niye yazdım? Çünkü ana Türkçe'de bunların ünlüsüz olduklarını iddia ediyorlardı. Ben bu inalienability özelliğini şey ettim. Anlattığım makalede. Yalnız belirli fiillerde yine fiil şekillerinde de oluyor. Burada da böyle bir liste verdim. Ayrılı diyor mu acaba? Hangisi? Ayrılı bir şekil. Öteki bir makaleye giriyor. Yok değil mi? O zaman işte evet yanlışmış. Ayrılmak var ama. Ayrılı olmuyor. Yok mu? Ayrılı. Yetişik bir ayrılı var. Yani ben kafadan atmadım. Bir yerden görmüşüz. Ayrılmak. Şimdi ayrılı diye başka bir şey varsa nesne, öyle bir şey olabilir, görmemiz lazım. Yok. Evet, bağrışmak, buyruk var buyurmaktan. Çekimde
Buyurun oluyor fakat kalıplaşınca kalıplaşınca buyurun diyoruz. Çığırından çıkmak, çığırından çıkmak hepsi ikisi de var değil mi? Evet. Çığırından çıkmak. Evet. Burada gidelim bunlara. Evet, burada sizin dediğiniz gibi burnum diyorum fakat burun buruna ben bunu burada yazdım sayeden. Büyüs büyüse. Ve şeyde de Dede Korkut'ta da oğul yelik ekini alınca oğlu yani oğlu oluyor. İlki halini alınca yok belirtme neydi? Belirtme aktifti değil mi? Belirtme halini alınca oğlu oluyor. Yani yelik eklerinde ünlü düşüyor. Hal eklerinde düşünüyorum. Ve koyun kelimesinde gördüğünüz gibi evet yani işte orada iki anlamda da aynı kelime var. Ben burada makalenin bütün örneklerini vermedim. Benim demek istediğim sadece reyli örnek verdim. Aslında yaylı büyüklüğüm falan deyince reyliler de var. Yanılmak deyince var. Bu konuda yani genel Türkçe konusunda bir baktım. Bandım bir yazısı var. Yazının adı Durch das Positiv Suffix erweiterte Dominanzstimme. Gönül kelimesi mesela Türk dillerinin bazılarında gönül. Gönül. Hanımefendi. Gönül diye de var. Birçok yani çeşitli Türk dillerinde yelik eki kelimenin bir parçası oluyor. Yani benim demek istediğim bunlar inalienable yani bilmiyorum bunu Türkçe terimine nasıl diyebiliriz. Efendim? Yelik eki ne her zaman oluyorlar. Yani yelik eki olmadan bunlar olmuyor çünkü ağız her zaman birinin ağzı oluyor. O yüzden yelik ekini alınca ünlüleri düşürme durumuna gelmişler. Çünkü çekim gibi bir şey oluyor. Yani yelik eki çekimde olup yani şeyde türetimde olduğu gibi ismin bahçesi durumuna giriyor. O yüzden yelik eki eklenince ünlüleri düşüyor. Yani fiillerde de bağıra bağıra diyoruz. Değil mi? Bağıra, bağıra demiyoruz. Yahut da bağırıp diyoruz, çağırıp diyoruz. Yani çağırıp deyince bu ünlü düşmüyor. Çekimde, türetimde düşüyor. Ve bence bu isim grubunun ünlüsünü yelik eklerinden önce düşürmesinin sebebi buna benzer bir şey. Çünkü bu kelime gruplarında, bu kelime grubunda yelik eki sanki ismin bir parçası olmuş gibi oluyor. Yani benim buradaki iddiam buydu. Nasıl bir parçası diyorsunuz? Yapım eki gibi mi? Yapım ekine benzer kısmı var. Çünkü hep yelik eki. Yani her zaman demeyeceğim. Bazı örneklerde ayırıyorum. Genellikle diyeceğim. Yani tabii ki boyuna deyince yahut da ne bileyim göğüs göğüse burun buruna geldik deyince tabii ki olmuyor. Fakat genellikle yelik ekilik yani ne bileyim %95 yani statistik yapmıyor tabii ama aslında bunların yelik eki ile gelmesi gereken isimler bunlar. O yüzden yelik eki bunun sanki bir kısmı olmuş gibi. Willy Bank'ın makalesinde
Türk dillerinden, yani Türk dillerinin tümünden topladığı örnekler var. Ve orada birçok Türk dilinde mesela ne bileyim köksi diyorlar mesela Gürcemi, Gürcemi. Yani türetim şey, yeni keki sanki ismin yani kelimenin parçası olmuş gibi. Evet, ben de aynısını Sivri için örnek vereyim. Ağız kelimesini kuzey ağızlarında ağız ne diye sorduğunda organ adlarıyla ağız diye söyleniyor, aksi diyor. İşte yani öyle bir olay. Kalıplaşmış gibi sanki. Evet. İçine geçmiş gibi. Ağız diye söyleniyor, aksi. Ve öyle madde başı aldım çünkü evet. Sözleri. Çünkü başka türlü konuşmuyor, onu evet. ifade etmiyor. Bu tarz kullanımları çok yaygın. Evet. Peki şeyde de mesela bu konu açılmışken özellikle lehçelerde zarf, zaman zarfı yaparken bu özellikle işte alın burun gibi kelimelerde hep yanlış etimolojisi yapılıyor bu düşme yüzünden. Ağzında diyor mesela. Ağzında, murdunda gibi örnekler var eskiden anlamında. Evet, evet, evet. Aynı düşmeye bağlı alın kelimesi aslında ama ya tahlil ederken yanılmaya sebep olacak şekilde iç içe geçmiş ve ünsüz uyumu bir kat daha LNDT benzeşmesi olduğu için herkes bunu şöyle yapmış. Aldı evet. diye almışlar. Evet, evet. Bu böyle bir şey değil. Evet. Alın, alınlığı şeklinde ortacadaki ı düşüyor alnı ve aldı şeklinde de bütün Doğu Türkçesi grubunda kalıplaşmış. İki tane alt var. Evet. Alt bir tane bir dediğimiz alt. Bir tane ön dediğimiz alt. Ve o alt alından geliyor. Nasıl buhul da biliyorsunuz önce anlamında oluyor. Aynı şekilde alın da önce anlamında kullanılıyor ve iki tane, o yüzden iki tane alt oluşuyor. Evet. Fakat dediğim gibi Band'ın makalesini, Almanca olan makalesini okursanız, o, yani makale okumak gerekmez. Çünkü orada bütün kavramlar var. Birçok dilden böyle örnek toplamış ve birçok Türk dilinde dediğim gibi iyilik eki ismin bir hali. Burulgu da öyle değil mi? Burulgu. Burulgu. Ön eski diyorsunuz. Evet. Yani burul zaten önce demek. Ama burulgu gibi bir şey yok. O fark. Onun dediğinde yine iyilikte iyiliğin payı var. İyilik olduğu zaman. Senin söylediğin aynı. Burulgu. Yani burulgu gibi. Evet. Değil mi? Yani kı eki zaman olunca sadece yer, yani devdahe değil. Geçen yaz, geçen seneki diyoruz değil mi? Geçen seneki kış. Efendim? Geçen seneki. Zaman, dün akşamki diyor o zaman. Değil mi? Evet. Evet. Dünün akşamı olabilir şimdi. Evet, yani zaman olunca ki kı eki zaten, ki eke, ökü eke zaten isimlerin kendisine ekleniyor, delta gerekmiyor. Yer olunca öyle olmuyor, yer olunca delta gerekmiyor. Evet. Ve başka bir makale yine. Ha evet, başka makale şeylerden bahsediyor. Zarflardan. Zarflar biliyorsunuz morfoloji bakımından pek fazla bir özelliği olmayan bir tip, yani kelime tipler. Yani aslında cahil oluyor falan. Ben böyle bir konuşmam vardı bir şeyle, bundan önceki. Stress in the Turkish Adverb diye. Bu da bu makale. Şimdi aslında Göksel ve Kars'ta kendilerine haberinde zarfların ilk hecinde vurgulandığını yani söylüyor, birkaç örnek de veriyor. Şimdi belki yardım ve ancak
zarf nedir? Yani böyle bir soru var, var mı soru demek? Yani bazen böyle yapıp, yani kaç kelimeden yapma. Çalı kalem dört nadan giderek neredeyse suçüstü yakalamak gibi yüzük oyun. Yüzük oyun etimolojisine neden varmış? Yüzük yatmak. Koyunla ne ilgisi var? Koyun şişirası. Böyle bir demir sarkıtsı ya. Organ olarak. Koyundan mı geliyor? Böyle yüzünüz, koyununuzun üstünde yazmanız. Ya da yüzünü yemek koyduk. Evet. Evet. Aşağı doğru. Yüzük koyun. Ben şeyden getirip duruyorum. Kuyruk kelimesi var aşağıya doğru. Yüzü aşağıya doğru. Bize hep böyle söylediler ama düşünebiliriz yani. Ama kudu olması, o olması zaten bunun da olabileceğini düşünülüyor. Çünkü kudu diye bir kelime var. Hani kuyu olması sayıyor. Lazım aşağıya doğru. Ve ne ekiyle zarf edildi ki bu zaten aşağı doğru demek diye öğreniyoruz biz. İşte. Yani aşağı demek. Şey var, kudu diye de eski Türkçe'de aşağıya doğru. Kodu değil değil mi? Kudu. Kudık. Kuda şeyde var. Tuvaca'da var. Ve şeyden geliyor bence aslında. Hani aklıma hep aşağıya doğru. Kudmak, dökmek demek. Dökmek, kuymak, evet. Doğru. Bence dökmek kuymak. Aynen. İşte aşağı diye bir kelime öğrendik. Güzel aşağıdan. Evet, daha başka. Ben de onu görüyorum. Ardından yine sahiden yeniden yani yeniden gelmişse de görüyorsunuz. Yeniden bir daha demek. Yeniden ver desem hani iki tane pasta var. Yok yenisinden derdim o zaman. Yeni sıfatından yeni sıfatından denmekini ekleyeceksek aslında bunu demek gelecek. Yazın ayrıca hakikaten gibi yani bunları ben aslında mutfaklarında işledim. Vurguları genellikle önde yahut da tam öyle olması ilk kez olması şart değil. Sondan üçüncü. Yani üçüncü heceden daha geriye gitmiyor. Dört hece olunca sondan dördüncü heceye kadar gitmiyor. Sondan üçüncü heceye kalıyor. İki halekinde var, C-car şeklinde var. Yani vurgusu olmayan iki ek var, C-car şekli. Bir tanesi de bu 12'de gördüğünüz ın şekli ansızın, demin, ilkin, kışın yani kısım değil. Öğleyim, yarın, yazın, gündüzün. Örneği nasıl oluyor vurgusu? Örneğin mi? Yenileme oldu ailesi. Sebebi yani, ne hocam bunun? Sebebi ne sizce? Efendim? Vurgunun sonda olmayışının sebebi nedir? İşte ben zarf olduğundan duruyorum. Zarfların özelliği vurgunun onda, sonda olmaması. Yani benim bu makalede iddiam öyle. Şey, Talat Tekin'in bir görüşü var da biliyorsunuzdur. Eğer sonda değilse orada iki kelime vardır mutlaka diyor. Ha evet diyor, atılıyor onu. Ben öyle düşünmüyorum. Genellikle zarflarda, zaten bu en şey, ben bir daha ileriki örneklere geleceğim. En eki de öyle, bazen cidden halen hükmen, kasten, kısmen, lütfen, manen, resmen ve şahsen de zaten yazdım buraya. Başkaları da vardır muhakkak. Adilen, nadiren, emaneten. Evet, burada üçüncü elde olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen mütemadiyen, madiyen, yani üçüncü elde. Ve tesadüfen. Arapçadan geçtiği için oradaki söyleyişinden. Bütün bunlar Arapçada. Yalnız Arapçadaki, yani bunu da makalede girdim. Arapçadaki vurgu zaten sonda değil. Fakat genellikle Arapça alıntılarda biz vurguluyor. Sona koyuyoruz. Mesela bir tane örnek şimdi benim aklıma şu geliyor. Gaye ve gayet aslında aynı kelime. Yazılışta. Gayet
Hani hürriyet vardır, Arapçada hürriyedir. Gayet diyoruz, vurgu başta. Gayet deyince vurgu sonunda. Yani Arapça kelimelerde biz gelip vurguyu sonu geçiriyoruz. Fakat bu enlerde geçirmiyoruz. Birden üniversite yapılan. Aslında makale uzun uzun anlatıyor bunları. Şimdi ilginç bir grup. Arapça dediniz. Bir kere 16 numaralı bunlar sadece yazıdan. Acaba diye bir şey yok. Acaba ben olması lazım. En çekildiği de yazıdan. Daima evvelen Arapça. Yazıdan hani elif ve tenbir yazılıyor. Burada A diye okumuşlar ama evvela diye bir şey Arapça yok. Evvelen. Hale. Mesela. 17'ler ilginç. Çünkü şey var, fiil, hakika. Bunlar aynı, aynı yapı. Fiil, ön takı, el. Nasıl diyorsunuz? Li. Ne deniyor bunlara? Harf tarif edeceğiz. Bakın İngilizce diye ne diyorsunuz? Article. Fiil, el, hakika, ma'al, esaf. Yani maya beraberdir. Maalesef. Bütün bunlarda vurgu Arapçada başta değil. Fil hakika maalesef burada yani maalesef zaten ila lebet yine aynı. İla el ebet. İla lebet olmuş. Halbuki ila ebet Arapça. Yani vurgularını, bütün bunların vurgularını geri almışız. Bizzat bi ez zat. Yani bunun, bütün bunlarda ön takı, article ve isim var. Arapçada. Bir el zat. Bir fiil, bir el, bir fiil. Bil haks. Ve al el acele. Al el acele. Bunlar Farsi'den. Bunlarda da ön takı var. Burada da vurgular Farsi'de başladığı sonra der, ön takı ve ez yine ön takı, kaza ve hal isim. Yani burada yine vurgular geriye gitmiş. Yani Arapçada tam sonunda da demiyor. Fakat Arapçada vurgular burada isimde oluyor. Ön takıda olmuyor. Evet, burada gayet ve gayeyi yazdım. Tekrar kelimeler nedir? Bunları tekrar böyle alacaksak tekrar deyince bir daha deyince tekrar konuştu deyince vurgusu başta oluyor. Tekrar yani isimli vurgusu sonunda oluyor. Nihayetine geldi deyince nihayet vurgu sonunda oluyor. Nihayet deyince yani nihayet zarf nasıl tercih edeceğiz bunu? En sonunda, sonunda, o zaman vurgu başta, artık, mesela ne bileyim, yemeklerin artıkları vurgu sonunda, artık, vurgu başta, mahsus yaptığını, yani kızdırmak için falan, fakat mahsus vurgu sonunda, bayağı, bayağı güzel, bayağı fena falan deyince, yani çok anlamındaki, vurgu başta bayağı bir hareket. Vurgu sonunda. Tabii yine öyle. Tabii bir iş durum falan. Fakat tabii geleceğim. Ve vurgu yine başta doğru bir hareket deyince yine yani doğruya doğru yani iyi yapılmış. Doğru yaptı. Fakat doğru oraya gitti deyince doğru müdüre gitti. Değil mi? Vurgu başta. Çocuk doğru söyledi. Fakat çocuk doğru evine gitti. Yani doğruyu söylemek oluyor tabii. Atatürk vatanını muhakkak bir parçalanmaktan bir parçalanmak. Fakat muhakkak bu akşam geliyor. Yalnız bir
insan yalnız şey anlamında yalnız ben bunu başka türlü görüyorum yani o zaman başta oluyor yine yani çok böyle kelimede bence vurgu yani özellikle cümle tarif eden zarflar olunca vurgu her zaman başa geliyor. Temelli yine öyle. Temelli de temeli olan temelli oluyor. Temelli ne demek? Temelli gitti. Temelli gitti. Bu yine başka yere Temelli gitti. Temelli gitti. Geri dönmeyecek. Efendim? Gitti sonuçlar. Geri dönmeyecek. Dönmeyecek, evet. Yani temelliden geliyor ama... Absolutely. Orada da vurgu, efendim? Tamamen. Tamamen anlamında yine vurgu başa gidiyor. Dehşetli, yine böyle dehşetli dehşetli. Devamlı kavga ediyor, oluyor mu? Olur. Olur değil mi? Orada. Devamlı bir iş, devamlı deyince yine şeylerde, zarflarda aslında iki grup var diyeceğim. Epeyce, yalnızca, vurgu başta, fakat çılgınca, güzelce ve kabaca deyince vurgu başta değil. Yani daha fazla ben white scope dedim. White scope olunca daha vurgu daha başka oluyor. Yani cümleyi daha tarif ederken. Ayrıca sadece yine vurgu başta. Çılgınca güzelce de sonunda. Çılgınca. Evet. Başta da vurgu yoksa sonunda. Ortada. İkinci ortada. Değil mi? Çünkü sadece bir kelime tarif ediyor cümleyi değil. boyuna gelir öyle. Bunu söyledik bilmiyorum. Adamın boyuna bakıyorum. Ne kadar küçük olduğunu bakıyorum. Boyuna adama bakıyorum. Yani boyuna sürekli. Yani boyun kelimesinden gelse sonda olacak. Hayır boy kelimesinden gelse. Boyuna çok şaşırdım, değil mi? Uzun boyuna olmuyor mu? Olur. Boyuna da boyunadakiyle boyun aynı mı? Boy dedi, değil mi? Ama aynı olmasa da, aynı olmasa da birinde vurgu sonda diyorum, birinde vurgu başta diyorum. Yani aynı olması şart değil benim söylediğim şey. Seçmen sen. Fakat bence aynı çünkü bir şey boyunca diyoruz hani, uzunluğunca boy. Bence aynı. Yani insan ayakta olunca boy böyle oluyor. Yani bir şey olunca boy böyle oluyor. Yani bir şeyin yeni boyu deyince herhalde böyle oluyor. Yani boy ayakta olunca işte. evet bence bu böyle söylenmedi. Aynı kelimede de vurgu başa gelince daha zarf olarak ya da cümle tarifinde kullanılıyor demek. Vurgu, bir kere ne öğreniyoruz buradan? Biz vurguların serbest olmadığını düşünüyorduk. Çünkü hani vurgu genellikle sonda oluyor. Fakat can ve ın da sonda olmuyor. Ondan sonra olumsuzluk ekinden önce geliyor hep. Titikleri geçmiyor. Ondan sonra vurgu başta olunca İstanbul mesela, İstanbul edeceğim. Yani vurgu kelimenin kendisinde başta olmayınca hallekleri gelince de göçmüyor. Sonda olunca gidiyor. Ankara, Ankara'ya geliyorum. Fakat vurgu sonda olunca daha da sonra gidiyor, değil mi? Yani böyle kurallar var fakat bu kelimelerde vurgu serbest gibi ve fonksiyonuna göre işlevi değişiyor. Efendim? İşlevi değiştiriyor. İşlevi, işte ben onu diyecektim. Burada vurgunun bence çok açık bir şekilde böyle bir fonksiyonu var. Evet. Evet. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Başka, evet, soğusu olan yahut da başka, yani doğru mu benim söylediklerim? Bilmiyorum.
orası Türkçe şey bakımından, yani vurgunun böyle bir fonksiyonu olduğunu. Biz öyle bakmadığımız için mantıklı. Evet, vurgu dedi, bunun pek farkında falan olmuyor çünkü yazıda görünüyor. Yazıda yok. Yani yazıda vurgu olmadığı için. Biz hep yazıya bakarız. Buradaki en büyük problemimiz bence evet. 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 İşte bazı dillerde biliyorsunuz İspanyolca gibi bunu yazıyorlar. Ama Türkçe de yazılmıyor. Mesela gelmedi. Vurgu niye geldi? Efendim? Gelmedi. Gelmedi de tabii ki çünkü M2'den önce. Önce gelir ya. M'den önce. Olumsuzluk. Yok. Yani ben yine Talat Tekin'in görüşünü söyleyeceğim. Ha onu, evet anladım. Onu Talat Tekin o M'den sonra fiil olduğunu söylüyordu. A evet. Diye bir olumsuzluğu ifade eden kelime var. Çünkü diğer Altay dillerinde diğer Altay dillerinde olumsuz fiillerde olumsuz bir tek olmadığı bana için. Bana çok mantıklı geldi o düşünce evet, de. Evet, evet. Mutlaka başka bir kelime şimdi, var. Şimdi haksız demeyeceğim. Çünkü ben burada zarflardan bahsediyorum. Evet. Fakat bütün fiil eklerinde vurgu alındı. Fakat bu olumsuzluk ekinde alınmadığına göre haklı da olabilir. Yani ben Talentekin'in bu konuda şey bulmuyorum. Altay dillerinin akraba olduğu hipotezine dayanıyor. Çünkü bu hipotez daha ispat edilmiş değil. Yani başka dillerde olumsuzluk fiili diye bir şey, yani Ural dillerinde olumsuzluk fiili diye bir şey var diye illa da Türkçe'de öyle olacaktır değil. Bu bakımdan yanılıyor diyemeyeceğim fakat doğru da diyemeyeceğim. Çünkü başka kanıtlara ihtiyacı var. Belki birisi yani, değil yani. İlla da öyle şeylerde geniş zamanlarda görmez olmaz falan diyor. Yani orada örnek gitmiyor. Yani haksızlık demeyeceğim. Evet. Ben bir makalemde Türkçeyi Hurice'ye karşılaştırmıştım. Bu, evet, yani, şeyde, bu Anadolu'da evet, Doğu Anadolu'da bir zamanlar konuşulan bir dil vardı. Evet. O dilde olumsuzdaki ki Türkiye Türkçesindekine çok benziyor ve orada da mema diye bir kalıyor. Yani mema aslında. Yani olumsuzdaki ki, bir daha söyleyeyim. Altay dillerinde, fiillerde olumsuzdaki ki olmadığı halde dünyanın çeşitli yerlerinde en azından çok değil ama 130 dilde böyle fiillerde olumsuzdaki ki olduğu oluyor. Yani o kadar da yorum yapmak bir şey değil. Evet, teşekkür ederim. Sorunuz yoksa.